Uzun süredir yapmadığımız bir şekilde uzun süredir bana sorulan bir soruyu cevaplayacağız. Yani aslında yapmadığımız şey uzun süredir cevaplamadığımız soru değil. Uzun süredir sohbet tadında videoları çekmiyorduk. Kahvemi hazırladım ve uzun süredir bana sorulan o soruyu cevaplayacağım. Uzun süre sonra karşınıza Hintliler gibi çıkmak istemezdim ama bir balık yedim. Cinsini bile hatırlamıyorum. Bana dokunuyormuş. Onu öğrenmiş oldum. Neyse, biz asıl konuya gelelim. Konu başlığından anlayabileceğiniz üzere hem oyun oynayıp hem de ders çalışmaktan bahsedeceğim. Ben sınav öğrencisiyim, yani üniversite sınavına hazırlanıyorum ve gerçekten yoğun bir temponun içerisindeyim. Bu yoğun temponun içerisine girene kadar aslında bu videoyu çekmek istemedim. Çünkü gerçek ders çalışmanın bu olduğunu biliyordum. Bir önceki sınıfta yani 11. sınıfta, hakeza 10. ve 9. sınıfta da geçerli bu. Ben gerçekten ders çalışmıyordum. Gerçekten ders çalışmıyordum derken hani burada şunu vurgulamak istemiyorum. Dersleri bırakmıştım, umursamıyordum, sınavlardan kalıyordum, safsaklıyordum falan değil. Çalışıyordum ama yeterince çalışıp bırakıyordum. Gerçek ders çalışmak budur. Yani şu an yaptığım şey, günde yaklaşık 11-12 saatimi yalnızca derslere ayırıyorum, okulla beraber tabii ki. Ortalama uyuma saatini 7 saat olarak alalım. 12 saat ders çalıştınız ve 7 saatte uyudunuz. Ortalama olarak gerçekten ders çalışan bir insanın 20 saati uyku ve okula gidiyor diyelim. Geriye kalan 4 saatiniz var. Hadi bunun 2 saatini de yemek yemektir, kişisel bakımdır, bu tip gerekli olaylara ayıralım. Yine size kaldı 2 saat. İşte size kalan bu 2 saatte oyun oynayabilirsiniz. Aslında olayın özü bu. Ben böyle yapıyorum. Eğer bu videoyu ailenize izletmek istiyorsanız ya da en azından ailenizi bu konuda ikna etmek istiyorsanız öncelikle ikna etmeniz gereken kişinin aileniz olmadığını hatırlatmak isterim sizlere. Lan çok kitap gibi cümle oldu. Bana yakışmadı. Kendinize söz verin oğlum, işte bunu söylüyorum. Oyun oynayacağınız teknolojik aleti, konsol, bilgisayar hiç fark etmez. Aldıktan sonra düzenli giden yaşantınızın düzensizleşmeyeceğini veya iyi giden okul hayatınızın kötüleşmeyeceğini düşünüyorsanız ve bu noktada kendinize söz veriyorsanız ailenize ikna etmeye çalışmaya başlayabilirsiniz. Biraz devrik bir cümle oldu ama olsun, kitap gibi olmasından daha iyidir. İnanın bana, her şey sizde bitiyor. Siz isterseniz olur, istemezseniz olmaz. Önemli olan bu dengeyi sağlayabilmek. Peki ben ne yapıyorum? Bu soruyu da çok fazla alıyorum. Abi sen 12. sınıf değil misin? Nasıl oyun oynuyorsun? Nasıl oynuyorum? Oyun oynamaktan ziyade size şu çektiğim videoları nasıl çekiyorum? Hem affedersiniz hayvan gibi ders çalışıp hem de nasıl oyun oynayıp video çekebiliyorum? Dengeyi koruyarak. Ben bu videoyu size çekmeden önce yaklaşık 2 saat aralıksız ders çalıştım. Kendime verdiğim yarım saat 45 dakikalık, en fazla 1 saat bu molada da sizlere video çekiyorum. Ben bu boş vaktimde gidip oyun da oynayabilirdim. Ki biliyorsunuz çiçeği burnunda bir oyunum var, Spider-Man, ve henüz tam olarak oynayamadım bunu. Yani kendime ayıracağım vakitten bazı şeylerden ödün vererek YouTube'a içerik üretiyorum. Çünkü içerik üretmek de benim kafamı dağıtıyor. İnanın şu an size bunları anlatırken sizin nasıl kafanız dağılıyorsa benim de aynı şekilde kafam dağılıyor. Ve inanın 2 saatin sonunda gösterdiğim performanstan çok daha iyi bir performansla çalışmaya başlayacağım ben bu derse tekrar videoyu kapattıktan sonra. Hakeza oyun oynasaydım da böyle olacaktı. Gidecektim, oyun oynayacaktım. Farklı bir dünyaya dalacaktım orada. 45 dakika, 1 saat kafamı dağıtıp gelip tekrar ders çalışacaktım. Bu şekilde bir sistem oturtturabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Bu şekilde bir sistem oturtturdum. Benim için verimli olan bu. Mesela ben asla programa vesaire uyamam. Kendi kafamda istediğim gibi çalışırım, istediğim gibi bırakırım. Ha yeri geliyor hiç çalışmıyorum. Ama o gün oyun da oynamıyorum ceza olarak. Ceza ödül sistemi yani. Kendinize bu sistemi uygulayabilirsiniz. Ama dediğim gibi eğer yeterince istikrarlıysanız yapın, yoksa hiç riske atmayın. Peki bu oyunların hiç mi iyi yanı yok? Hep mi kötü, hep mi zararlı? Değil tabii ki. Şimdi dürüst olalım. Bize yararından çok zararı var. Hani bunu kabul etmeyecek adam tanımıyorum zaten ben. Ama şunu çok içten söylüyorum. Hani hep böyle dolaşan bir geyik vardır ya, oğlum ben oyunlardan, dizilerden öğrendim İngilizcemi diye. Gerçekten öyle. Şu an İngilizce bir oyunu altyazısız, dublajsız çok rahat bir şekilde anlayarak hikayesini, ana hikayeyi anlayarak oynayabiliyorum. Ana hikayeye geçtim, diyalogları da anlayabiliyorum. Bunu da geçtim. Antalya'da yaşıyorum ve işimiz turizm üzerine. Bu yüzden sürekli turistlerle diyalog halinde olmak zorundayım. Çok rahat bir şekilde konuşabiliyorum. Ve inanın bana, okul İngilizcesinin faydası %20 ise oyunlardan kazandığım İngilizcenin faydası %80'dir bana. Ama tabii ki iş gramer noktasına geldiği zaman bu işin eğitimini almış insanlar bizden 10 adım öne geçiyor. Çünkü bizde gramer diye bir olay yok. Hani bu şuna benziyor. Türkçe hepimiz takır takır konuşuyoruz ama anlatım bozukluğunu herkes çözemez. Ana dilin, senin konuştuğun ana dil bu. Ama yine de çözemiyorsun. Veya işte gidin sokaktan 10 tane insan çevirin. Bu cümlenin bana filimsilerini işaretlediğin 10 tanesinden en kötü 8 tanesi işaretleyemez. Çünkü bu teknik bilgidir. Dili herkes konuşur.
Ama teknik bilgiyi herkes bilmez. O yüzden hani bu işin eğitimini almış insanlara saygım sonsuz. Falan filan işte. Hiç birbirimizden bahsedemedik. Biliyorsunuz sohbet adında, videolarında genelde ya sizden bahsederdik ya benden bahsederdik. Bir şeyleri paylaşırdık sürekli ama bu videoda biraz daha bilgi odaklı ya da en azından bilgiden ziyade tecrübe odaklı bir video oldu. Olsun, bir seferlik böyle olsun. Uzun süredir böyle bir videoda çekmiyordum. Gitmeden önce şunları da eklemek istiyorum. Günde 1 saat, 2 saat oyun oynayacağım diye hayatınızdan, ideallerinizden, hedeflerinizden vazgeçmeyin. Kendiniz için bir iyilik yapın ve dişinizi biraz sıkın. Bu şekilde kendinize daha iyi yaşam standartları sağlayabilir ve kendinize sağladığınız bu yaşam standartları içerisinde kendi kazandığınız parayla en iyi sistemi toplar, en iyi konsolu alır, dilediğinizce oynarsınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.